Burada aslında 100 yıllık devlet politikasının bir devamı, bir iz düşümü, Kürt halkının bir nerede yaşam bulduğu, nerede bir yaşamın inşası olduğunda aslında 100 yıllık bir sistematik bir devlet argümanının, sistematik bir devlet aklının devam ettirdiği de AKP-MHP iktidarı da son 20 yıllık, son 22 yıllık süreçte de bu gözler önüne sermektedir. Kendi sınırları içerisinde bile Kürt halkının bir yaşam hakkı tanımaması, yaşamı inşa ederken Kürt halkı demokratik bir yaşamı, insancıl bir yaşamı, birlikte bir yaşamı inşa etmeye çalışırken Kürt halkının kendi topraklarında, kendi doğasında, kendi coğrafyasında, Federe Kürdistan topraklarında bile Türkiye'nin kendi sınırları dışında bir müdahalenin de aslında gözler önüne sermek istedikleri tamamen bir Kürt düşmanlığıdır, bir Kürt politikasıdır. Kürtlere karşı soykırım politikasının bir devamıdır. Kendi sınırları dışında bile bir yaşam hakkı vermiyor, bir yaşam hakkını benimsemiyorlar ve kendini savaş politikalarıyla, aslında saldırıyla, sömürüyle, antidemokratik politikalarla devamını sürdüren hükümetlerinin yıkımı çok büyük olacaktır. KDP, AKP, MHP'nin bir irtibat burası olmuştur. Yani bunu açık yürekle söylemek gerekir. Bugün Başir-i Kürdistan'da KDP, AKP, MHP'nin bir bürosu, bir danışma bürosu, bir danışma irtibat ofisi görevi görmektedir. Oradaki yaşanan bütün iletişimlerin, bütün yaşam haklarının Türkiye Cumhuriyeti'ne ve AKP-MHP iktidarına peşkeş çekildiğini de ifade edebiliriz. Yani bugün KDP, Kürdistan halkının aslında ittifak, Kürdistan halkının bir arada bir Kürt halk ittifakının oluşması gerekirken burada Brakuşti dediğimiz sistemi uygulamaları çok kötü bir süreç. Kürt halkı bunun hesabını KDP hükümetinden, KDP yetkilerinden soracaktır. Bugün burada Kürdistan'da yaşayan Kürdistanlıların yaşam hakkının bile AKP-MHP peşkeş çekmesi, bir sağ kolu, bir işte alt kolu, bir bürosu gibi çalışması Kürt halkı nezdinde kesinlikle kabul edilir veyahut da tolere edilebilir bir durumu yoktur. Savaş bir hak sorunudur. Savaş bir insanlık sorunudur. Türkiye'de biliyorsunuz bir hayvan haklarına karşı bir yasa çıkarılıyor. Tüm muhalif kesimler yaşamın ne kadar kutsal olduğunu, canlının bir yaşamının, canlının, yani ben hayvan ve insan ayrımı yapmadan söylüyorum. Nasıl bir sosyal medyada veya tabii platformda, bir çalışmada, mecliste nasıl dile getiriyorsa, şimdi bunu açık bir dile getirelim. Sınır ötesinde yapılan operasyon ifade ettiği gibi unsurlar değil, sivil halka yapılan, sivil halkın yerleşim yerine yapılan, altyapısına, içme suyuna, evine, işte tarlasına, sahasına ve çocuğuna, kadına yapılan bir saldırıdır. Türkiye sahasındaki sivil toplum kuruluşlarından tutun da muhalif partilerin dile getirmek istediği yaşam hakkı tam da burada ortada çıkıyor. Kendi sınırları dışında bile bir Kürt'e yaşam hakkı vermeyen, kendi sınırları içerisinde Kürt halkına neler yaptığını da açık örneğidir.